Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. İnsanlık tarihine damga vurmuş, Kayseri turizminin göz bebeği Yeşilhisar ilçesinden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim, bebekleri dillere destan, dünyaya nam salmış ve tabii ki yurdumuzun dört bir tarafında da satılan soğanlı bebeklerinin nasıl yapıldığını öğrenmeye geldik. Yanımızda Ayşe ablamız var. Ayşe abla, nedir soğanlı bebeği? Bir de senden dinleyelim. Soğanlı bebeği kuzum, ne edecek? Ne olması? Kendimizin elimizin emeği, kendimiz yapıyor, kendimiz satıyor. Evimize şükür bir katkıda bulunuyor. İşte soğanlı köy bez bebekleri dediğin zaman aklına gelsin soğanlı da bebek olundu yapıldı. Peki nasıl başlıyor burada serüven? Herhalde biri böyle eline alıp çaputları, bezleri, bebekleri bebek yapmaya mı başlıyor iğneyle, iplikle? Bunun bir hikayesi var mı? Bunun hikayesi, asıl bebeğin yapılmasını soruyorsan, hikayesi bebeği anneannem yapmış, icat etmiş. Senin anneannem mi icat etmiş bunu? Evet. Hadi ya. Hanife teyze diye kitaplara bile, dergilerde bile çıktı. Anneannem yapmış, teyzem okula giderken hoca demiş bugün el işi yapalım. Teyzem de götürür, anneannem yapar, teyzeme verir. Teyzem okula giderken tutar bebeği, turistler elinden alır, teyzeme para vermişler. Anneme, anneanneme varmış demiş ki, anne benim elimden aldılar, bana şu parayı verdiler. Anneannem bir daha yapayım, bir daha yapayım derken bebek devam etmiş gelmiş. Yani bu bebek bir turistin, bir okul öğrencisinin okula götürmek için yapmış olduğu bir bebekti. Sonra bir turist bu bebeği fark etti ve dedi ki bunu bana ver, sana para vereyim. Senin anneannen de, teyzen de değil mi? Anneannem. Anneannem. Anneannem, asıl bebeği yapan anneannem. Anneannen yapıyor, teyzene veriyor. Teyzen de turiste o bebeği satmış. Evet. Sonrasında anneannem bir bebek daha yapıyor, bir bebek daha yapıyor, bir bebek daha yapıyor ve dillere destan, dünyaya konu olan soğanlı bebekleri de Ayşe teyzenin anneannesi tarafından ortaya çıkmış oluyor değil mi? Evet kuzum, evet öyle oldu. Çok şükür millete de, herkese de bir katkıda bulunmuş oldu işte. Bir ekmek bıraktı gitti, Allah rahmet eylesin. Peki kaç yıldır yapıyorsunuz bu bebekleri? Ben 53 yaşındayım, hemen hemen 40 senedir yapıyorum. Yani aşağı yukarı 100 yıllık bir mazisi mi var anneannenle birlikte? 100 yoksa da 80-90 yine var işte. Maşallah. Peki hangi ülkelere gidiyor bu? Gitmediği yer yok ki. Her tarafa gidiyor. Tüm dünyaya. Evet evet, her yere gidiyor. Bir tane de bizim için yap da izleyelim, olmaz mı? Olur, neden olmasın tabii ki. Kafa kısmıyla başlıyor yolculuk, sonra nasıl devam ediyor? Sonrasını yapayım, ben yapayım, siz de izleyin. Peki. Ona göre bir karar verin. Peki. Bizim için yapacaksın bugün. Evet. Efendim şimdi biz de Ayşe teyzenin bebek yolculuğunu sizler için görüntüleyeceğiz. Oldukça meraklandırıyor beni. Daha önce gelmiştim ama hiç böyle baştan sona yapılışını ben de görmemiştim. İlk kez görüyoruz Gezici Radar farkıyla sizler için. Thank you.
Efendim hummalı bir çalışmanın ardından Ayşe teyze bebeğini tamamladı. Yüzüne bir bakabilir miyim? İşte bak, bundan farklı söylediğim şey tamamen buydu. El emeği göz nuru olduğu için kişiye özel bir bebek olmuş oluyor. Yaklaşık 20 dakika sürdü herhalde, değil mi? Evet. Peki Ayşe teyze, kaça satıyorsun bunu? Toptan veriyor. Toptanı bırak. Müşteriyim mi? 50 lira. Bu 50 lira? Evet. Normal. Ancak kuzum ne olacak? Bir gün önce malzemesini hazırlıyor. Ama kuzum bu biz vallahi bizi kocattı. Bu karın doyurucu bir şey değil. Peki, peki. Teşekkür edelim. Elinize, emeğinize sağlık. O zaman bir kez daha herkesi Soğanlı Köyü'ne davet edelim. Bekliyor. Buyursunlar, gelsinler. İngilizce de var mı sende? Fransızca? Hepsi de var. Bir de yabancı dille çağır. Turist izler belki. Nasıl diyeceğiz? Hello, come looking, mademoiselle. I am make dolls. 50 lira. Efendim şu anda Soğanlı Köyü'nün en ilginç evlerinden bir tanesindeyiz. Aslında günümüze göre ilginç. Geçmiş dönemde insanlar böyle evlerde yaşamışlar. Özellikle Nevşehir bölgesinde, Kapadokya bölgesinde peri bacası olarak bildiğimiz, adlandırdığımız ve yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken, insanların görmek için uzak coğrafyalardan, Japonya'dan, Çin'den geldiği o taş yapıların bir tanesinin içindeyiz ve yanımızda bu evin de sahibi Hayriye ablamız var. Hayriye abla, bir de evin hikayesini senden dinleyelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim ya. Şimdi günümüz şartlarına göre oldukça ilginç bir ev. Bizim turistik amaçla gezip gördüğümüz taş yapılardan bir tanesi. Ama siz bu evde yaşadınız. Hala da yaşıyorsunuz ara ara. Köyümüz yukarıdaydı. Heyelandan dolayı köyümüzü buraya taşıdı devlet. Prefabrik evlere taşındı köyümüz. Bize de kayınbabama çıktı ev. Bize de ev çıkmamıştı. Burayı da kayınbabam kileri olarak kullanıyordu 20 yıl öncesine kadar. Öyle üzüm, soğan, öyle şeylerimizi koyardık, kuru kayıtlarımızı. Kiler olarak kullandığımız yeri sonra ev olmayınca restore etti eşim, yerleştirdi. Ev olarak kullandım yıllarca. Dediniz ki biz burada yaşayalım. Burası zaten oturulabilir bir yer. Su hattı döşendi herhalde. Elektrik geldi. Elektrik, aynı komşularım neyi varsa hepsine burası da sahip. Normal bir eve sahip. Peki hala yaşıyor musunuz? Ara ara geliyor musunuz? Karşı tarafa ev yaptırdım şu anda. Karşı taraftayım ama yine açık. Böyle sizin gibi misafirler geldikçe kendim de yazları bazen geliyorum önüne. İşte turistler geliyor, turistleri açıyorum. Yani dışarıdan gelen insanları açıp ziyaret etmelerini sağlıyorum benim. Buranın uykusu nasıl oluyor? Çok güzel uykusu. Uykusuna doyulmaz, evet. Şimdi bizi Kayseri'den, Kayseri dışından, hatta gurbetçi vatandaşlarımız da, memleket hasreti, özlemi çeken gurbetçi vatandaşlarımız da oldukça yoğun bir şekilde izliyorlar, sağ olsunlar. Buradan tüm gönül coğrafyasına da bir selam göndermiş olalım Gezici Radar vasıtasıyla. Gelsinler, her zaman beklerim, her zaman kapımız açık onlara. İç Anadolu insanıyız, misafir severiz. Bir çayımızı, bir ayranımızı içebilirler. Buyursunlar, gelsinler. Efendim şu anda bu içinde bulunduğumuz alan Yeşilhisar'ın tek parça olarak en büyük alana yayılmış ve yekpare olarak da en büyük alanda meyve üretilen, elma üretilen yeri. Burası Mese Tarım. Diğerlerinden farklı. Diğer tüm elma bahçelerini unutun. Ezberlerinizi yıkın. Tabularınızı atın. Bildiğiniz elma bahçelerini falan unutun. Hava durumlarıyla, anlık alınan verilerle, işlenen dijital unsurlarla ve tabii ki burada hem işin ehli, profesyonel insanların çalışmasıyla, toprakla, doğayla iç içe bir yer. Gerçekten Yeşilhisar'da, hatta bırakın Yeşilhisar'ı, emsal bir bahçe, emsal bir tarla Kayseri'de bile yok. Bunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi mühendis? Tabii ki. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Mese Tarım olarak bizim bu sene 4. sezonumuz. 4. meyve sezonumuz olacak, öyle söyleyeyim. 2018'de kurulup 2019'da faaliyete geçip 2022 yılında hala üreticiliğini devam ettiren bir bahçe. Bahçemizde gün geçtikçe birkaç projelerle, yani her sene yeni bir projeyle daha da profesyonel bir şekilde üreticiliğini yapıyoruz. Bahçemizde diğer bahçelerden ayıran, dediğin gibi tek parça, en büyük, Yeşilhisar'ın en büyük bahçesi olması. Tabii ki kendi meteoroloji istasyonlarımız, kendi pH değerlerimiz, kendi gübreleme programlarımız, ilaçlama programlarımız. Tabii ki burada biraz önce bahsettiğimiz gibi don nöbetimiz. Adeta elmaya tabii ki göz bebeği gibi bakıyoruz. Şimdi siz burada anlık olarak hava durumu verilerini alıyorsunuz. Evet, doğru.
Sadece Kayseri veya Kayseri'nin bir ilçesi olan sizin de içinde bulunduğunuz Yeşilhisar'ın hava durumuyla yetinmiyorsunuz. Bahçenin anlık verilerini alıyorsunuz değil mi? Şimdi biz dediğim gibi 2019 yılında Yeşilhisar merkezde aldığımız meteoroloji verisiyle bahçede elde ettiğimiz veri arasında ortalama sıcaklık olarak bir 5 derece 6 derece oynadığını fark ettik. Rüzgar açısından aynı şekilde, yağmur açısından aynı şekilde dedik biz hani böyle olmayacak, bu yetiştiricilik biraz daha tabii şey kalıyor, acemilik tarafına gidiyor işin. Yetiştiricilik olacaksa tam konum belirterek meteoroloji verilerini almak daha sağlıklı olur diye düşündük ve kendi meteoroloji istasyonumuzu kurduk. Burada arkadaşlarla ilaç atacağımız zaman tabii ki en büyük etken sıcaklık ve rüzgar bizim için. Sıcaklığı tam olarak bahçemizde ne kadar olduğunu, bahçemizde rüzgarın kaç kilometre saat olduğunu, hani bu verilerde ilaç atılır mı atılmaz mı, bunların takibini yaparak işçilerimizle, ekibimizle çalışmak. Tamamı o zaman bildiğimiz burada bizim köylerde, kasabalarda yaptığımız tarımdan ziyade bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Ya tabii hani en baş aslında köylerde, kasabalarda yapılan tarımı örnek alarak kendimiz bir yola çıktık ama dediğim gibi her sene yeni bir proje, yeni bir şey katarak bahçemize profesyonel olma yolunda ilerliyoruz. İlerlediğimizde düşünüyoruz. Yolu düşen olursa bekliyoruz. Efendim şu anda Sultan Sazlı Milli Parklar Müzesi'nin içerisindeyiz ve burada Sultan Sazlı Milli Parkı'nda yaşayan canlı türlerinin birebir olarak aynalarını görüyorsunuz bu müzede. Yani bu milli parkta hangi hayvanlar yaşıyor? Bu doğada Kayseri'nin Yeşilhisar'ında neler var Sultan Sazlı'nda diye düşündüğünüzde sizler için böylesine güzel bir alan yapmışlar. 3-4 bölümden oluşuyor ve bu canlıların her birini milli parkta gözlemlemeniz mümkün. Tabii ki şansınız, nasibiniz, kısmetiniz varsa. Görüyorsunuz işte ibibik kuşundan paspaş patkaya kadar, bıyıklı sumrudan küçük batağına kadar yüzlerce kuş türüne, yüzlerce canlı türüne ev sahipliği yapıyor Sultan Sazlı. Ve tabii ki burada da her birinin birer maketini yapmışlar. Yani diyorlar ki bu parkta bunlar var. Şansınız yaver giderse hepsini görebilir, gözlemleyebilirsiniz. Burası Milli Park'ın girişinde bulunuyor müze. Önce müzeye giriyorsunuz, bakıyorsunuz ne var ne yok. Asıl büyüleyici dünya, asıl burada ne var? Orası dışarıda işte. Biz de kameraman arkadaşım ve ekibimizle birlikte biraz sonra şöyle Sultan Sazlığı'nda mini de olsa bir tur atacağız ve en azından buradaki canlı türlerinden birini ya da birkaçını görmenin şansını yakalayacağız. Bakalım bahtımızda, şansımızda hangi kuş türleri var? Efendim şu anda Sultan Sazlı Milli Parkı'nın yürüyüş yolunun başındayız. Görüyorsunuz 1300 metre diyor ama yaklaşık olarak diğer yürüyüş yollarıyla birlikte ortalama 3 kilometrelik bir yürüyüş imkanı bulabiliyorsunuz burada. Doğal bir ortam var. Sol tarafımızda bir su var. Bataklık ve tabii ki şimdi o bataklığın üzerinden doğru sazlıkların arasından şöyle yürüyeceğiz. Kafamızı kaldırdığımızda arkamızda Kayseri'nin heybetini omuzlarına taşıyan Erciyes Dağımızı görüyoruz ve doğayla iç içe bir şekilde kuş cıvıltıları eşliğinde muhteşem bir doğa yürüyüşüne sizler de çıkabilirsiniz. Bizler de şöyle ekip arkadaşlarımızla, Metin abiyle, Atalay abiyle kısa bir yürüyüş yapacağız. Efendim muhteşem bir doğa harikasının içerisindeyiz. Adeta yanı başımızdaki cennet. Kayseri'nin yemyeşil, hakikaten adından da anlaşılacağı gibi Yeşilhisar ilçesi. Arkamızdaki sazlıkların sarı olması sizleri yanıltmasın. İnanın etraf yemyeşil ve yanımızda da Atalay abimiz var. Atalay abiyle birlikte şu anda Sultan Sazlığı'nın yürüyüş parkurunun artık ortalarına doğru gelmiş durumdayız. Herhalde bir 300-350 metre kadar yürüdük ama ileri doğru da biraz daha gideceğiz. Atalay abi gerçekten muhteşem bir doğa harikası. Siz de buradasınız. Hem işletmecilik yapıyorsunuz hem burada yaşıyorsunuz. Allah böyle güzel bir yaşam alanını işten ziyade yaşam olarak size nasip etmiş. Neler söylersin? Teşekkür ederim önce geldiğiniz için, burayı tanıtmanızda sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve burası Sultan Sazlı gerçekten harika bir yer. İnsanların yani rahat edeceği, dinleneceği bir havası, dinlenebileceği, huzur bulacağı bir yer aslında. Ve Afrika'dan gelen kuşun burası, Avrupa'dan ve Asya'ya ayrışan nokta burası. Ve 300'ün üzerinde kuş türü bulunuyor. Burası bulunduğumuz mevki Sultan Sazlı'nın tatlı su bölgesi. Ve sazlığın güney bölgesinde bulunuyoruz burası. Ve içeri iç kısımlar görülüyor. Arkamızda Erciyes Dağı ve sular. Yan tarafta işte sakar mekeler, balıkçılar ve kamışçınlar bulunuyor. Bu şekilde yani. Burası gerçekten doğasıyla insanı kendisine hayran bırakan bir nokta ve
yurt dışından da birçok vatandaş aslında buraya geliyor değil mi? Burayı görmek için. Evet, evet. Rağbet ilgi nasıl? Genellikle Avrupa'dan gelen insanlar buraya kuşları görmeye ve meraktan geliyor ve burada huzur buluyor insanlar. Ve buradaki kuşu gördükten sonra rahatlıyor insanlar. Fotoğrafçılar geliyor, bilim adamları geliyor genellikle Avrupa'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan. Kaç tür kuş var burada? 301 tür kuş türü mevcut olduğundan bahsediliyor uzmanların. Fakat genel olarak total yani yaklaşık 600 bin yıl boyu kuş tespit edildi yani. 600 bin tane kuş var burada. Evet, evet. Şimdi şunu da söyleyelim. Burası Kayseri'nin kuş popülasyonunu da belirleyen nokta. Eğer Kayseri'de hangi kuş türlerinin yaşadığını merak ediyorsanız Sultan Sazlığı'na şöyle bir bakmanız, Sultan Sazlığı'nda da hangi kuşlar varmış ya demeniz sizlerin Kayseri'de yaşayan kuş türleri hususunda bilgilenmenizi sağlayacaktır. Bu da önemli bir nokta diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ben Kayseri buradan fazla haberi yok daha doğrusu. Sizlerin sayesinde inşallah olacak buraya gelenler. Ve buraya gelsinler bir görsünler Sazlığı ve kuş cennetini. Kuşları görsünler. Bunu istiyorum ben. Ve burada huzur bulsunlar. Şöyle biraz daha yürüyelim Atalay abi. Tabii. Sohbetimiz de ileride devam etsin. Efendim şu anda meşhur Sultan Sazlığı'nın içindeyiz Atalay abimizle birlikte. Tekneye de bindik, şöyle biraz da açıldık. Kameraman arkadaşımız için biraz korkutucu oluyor bu yolculuk ama eğlenceli değil mi abi? Çok mükemmel bir yer. Huzur dolu, dolu. Görüyorsunuz kuşları. Anlatmaya gerek yok. Kamışların sallantısını, rüzgarı. Aynı zamanda huzuru karşıda, arkada Erciyes Dağı. Muhteşem beyaz gelinlik orada. Bütün Kayseri'yi buraya bekliyorum. Bütün Kayseri. Gelin buraya. Efendim Atalay abiyle birlikte Sultan Sazlığı'ndayız ve teknemizle açıldık kıyıdan. İnanın bu muhteşem doğa harikasını, burada yaşayan binlerce tür, yüzlerce tür kuşu ve canlıyı mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz. Ama yerinde, nerede? Kayseri'de Yeşilhisar ilçesine bağlı Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda. Atalay abi buraya nasıl gelebiliriz? Kayseri'den aracı olanlar Kayseri'den Yeşilhisar üzerinden gelebilir. Niğde yolundan. Aynı zamanda aracı olmayanlarda Yahyalı otobüsleri var. Her saat başı var. Oradan çıkıp gelebilir yani. Ama Kayseri'miz çok güzel. Sultan Sazlığı'ndan her gecin haberi olsun. Buradan sesleniyorum sizlerin aracılığıyla. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran, muhteşem doğası ve Sultan Sazlığı'yla en azından bir kere de olsa gelip görmemiz gereken bir ilçe, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinden seslendi. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.